A bölümündeki açıklamayı okuyarak soru çözümümüzde başlıyoruz. Match the words, phrases with the icons. Verilen kelimeler ya da ifadelerle resimleri eşleştirin. A'daki ifadeye bakıyoruz. Connection. Connection'a verilmiş olduğu resim ilk resimde. Bu sebeple ilk resmin yanına A yazacağız. B'deki ifadeye bakıyoruz. Delete. Silmek anlamına gelmektedir. Bunu ifade eden en iyi resimde üçüncü resimde verilmiştir. Buraya B yazacağız ve çizgi atacağız. C'deki ifadede confirm, onaylamak anlamına gelmektedir. En son resim onaylamayı ifade etmektedir. Buraya C yazacağız. Dedeki ifade comment yorum yapmak anlamına gelmektedir. Bunu en iyi ifade eden resim 8. resimdir. Buraya D yazacağız. E'de web browser geçmekte. Bu tarayıcı anlamına gelmektedir. Tarayıcının verildiği resim 2. resimdir. Buraya E yazacağız. F'ye baktığımızda attachment iliştirmek anlamına gelmektedir. İliştirmek olarak da Yedinci resme bakacağız. Buraya F yazacağız. G'ye baktığımızda, apolit sanal ortama yüklemek anlamına gelmektedir. 5 numaralı resim bunu anlatmaktadır. Buraya G yazacağız ve vereceğiz. Diğer ifade, account hesap anlamına gelmektedir. Bu da dokuzuncu resimde verilmiştir. Buraya Count yazacağız. İ'ye baktığımızda, reply cevaplamak anlamına gelmektedir. Bunu en iyi ifade eden ikon da altıncı resimde verilmiştir. Buraya I yazacağız. Son ifademiz download. indirme anlamına gelmektedir. Bu da dördüncü resimde verilmiştir. Buraya J yaparak A bölümünü bitirmiş olacağız. B bölümünde açıklama okuyarak çözüme başlayalım. Fill in the table. Tabloyu doldurunuz. Aşağıda verilen kelimeleri üç farklı sütunda doldurmaya çalışacağız. İlk sütuna baktığımızda ingredients, malzemeler, cooking process, pişirme işlemi, Things in the kitchen mutfaktaki eşyalar. İlk kelimeye baktığımızda onion soğan anlamına gelmektedir. Bu malzemedir. Bu sebeple ilk sütuna yazacağız. Diğer ifademiz mesh ezmek püre haline getirmek. Bu bir cooking process pişirme işleminde geçiyor. Bu sebeple mesh'i ikinci sütuna yazıyoruz. Diğer kelimemiz meat et anlamına gelmektedir. Malzeme sütununa gireceği için ilk sütunda yazacağız. Diğer kelimemiz knife bıçak. Bu mutfaktaki eşyalar bölümünde geçecek. Son sütuna yazacağız plate tabak anlamına gelmektedir. Yine bu da son sütunda bulunacak. Diğer kelimemiz garlic sarımsak anlamına gelmektedir. Malzeme olduğu için ilk sütunda yer alacak. Diğer kelimemiz roast fırında et ve benzeri ürünlerin yüzünü kızartarak pişirmek anlamına gelmektedir. Bu pişirme sürecinde geçeceği için ortadaki sütuna yazacağız. Bake Fırında pişirmek anlamına gelmektedir. Yine bu da pişirme sürecinde geçeceği için bu kelimeyi de ortadaki sütuna yazacağız. Diğer kelimemiz greater. Rende anlamına gelmektedir. Bu mutfaktaki eşyalar sütunda geçeceği için son sütuna yazacağız. Squeeze, limon veya portakal gibi malzemeleri sıkmak anlamına gelmektedir. Bu cooking prosesi yer alacağı için ortadaki sütuna yazacağız. Tomato, domates anlamına gelmektedir. Malzeme olduğu için ilk sütunda yer alacak. Melt, eritmek anlamına gelmekte. Bu da yine pişirme sürecinde geçeceği için ortadaki sütunda bulunacak. Diğer kelimemiz flower. un anlamına gelmekte malzeme olduğu için ilk sütunda bulunacak. Spoon. Kaşık anlamına gelmekte son sütunda yer alacak. Son kelimemiz bowl. Kase anlamına gelmektedir. Mutfaktaki eşyalar bölümüne girdiği için son sütunda yer alacak. Bu şekilde B bölümünün cevabını da tamamlamış olduk. C bölümünde açıklama okuyarak soru çözümümüze devam ediyoruz. Match the questions with answers. Soruları cevaplarla eşleştirin. Soruda geçen soruları değerlendirilmezden önce verilen cevaplara bakıyoruz. A'da certainly, kesinlikle. B'de sushi, bir Japon yemeği. C'de of course, sunday, elbette, pazar. D'de pop, pop müzik türü. E'de I fry it, ben onu kızartarak pişiririm. F'de in Italy, İtalya'da. G'de by bus, otobüs ile. Son ifademize de hardly ever. Hemen hemen hiç. Şimdi bu ifadeleri verilen sorularla eşleştirmeye çalışacağız. İlk sorumuza baktığımızda How do you usually cook fish? Balığı genellikle nasıl pişirirsin? Pişirme yöntemi sormuş olduğu için bir numaralı soruyu E'de geçen I fry it ile eşleştireceğiz. Bu sebeple birin cevabı E olacak. İkinci sorumuza baktığımızda What kind of music do you like listening to? Ne tarz müzik dinlemeyi seversin? Burada müzik türünü sorduğu için iki numaralı sorunun cevabı D. Pop olacak. Üçüncü soruya baktığımızda Where is the spaghetti popular? Spaghetti nerede popüler? Bunu anlatan ifade de F'de İtalya'da ifadesi kullanılmıştı. Bu sebeple 3 numaralı sorunun cevabı F olacak ve üzerine çizgi atacağız. Dördüncü sorumuza baktığımızda How do you go to school? Okula nasıl gidersin? Burada G seçeneği buna uygun düşmüştü. Baybaz otobüsü de 4 numaralı sorunun cevabı olarak G'yi yazacağız. Beşinci sorumuzda which dish would you like to try? Hangi yemeği denemek istersiniz? Burada bir yemek ismi verilecek. Bunun uygun ifadede B seçeneğinde sushi vardır. Bunu sil. 5 numara sorunun boşluğuna B yazacağız. Altıncı sorumuzda How often do you eat out? Ne kadar sıklıkla dışarıda yersin? Bir sıklık zarfı kullanılacak. Bunu ifade eden cevap da hardly ever. Hemen hemen hiç. Altı numaralı sorunun boşluğuna H harfini yazacağız. Yedinci sorumuzda Would you like to come over tomorrow? Yarın uğramak ister misin? Kalan seçenekler içerisinde A. Certainly. Elbet bir ifadesi buraya uygun düşmektedir. Yedinci sorunun boşluğuna A yazacağız. Son sorumuza baktığımızda what's your favorite day? Senin favori günün hangisi? C'de geçen of course Sunday elbette pazar günü buraya uygun düşmektedir. 8'in karşısına C yazacağız. Bu cevapla C bölümünü de tamamladık. D bölümümüzde açıklamamızı okuyarak çözüme başlıyoruz. Match the questions with the answers. Çözüme başlamadan önce öncelikle cevapları değerlendirelim. Daha sonra sorularla eşleştirebiliriz. Birinci cevap baktığımızda I am Hakan, I am Tom's classmate. Ben Hakan, Tom'un sınıf arkadaşıyım. İkinci de It sounds great, harika. Üçte Of course, hold on a moment please. Elbette, bir dakika hatta lütfen. Dörtte I am afraid she is not available at the moment. Maalesef o şu anda uygun değil. Beşe baktığımızda Can you tell her to call Mina as soon as possible? Ona mümkün olan en kısa zamanda Mina'yı aramasını söyleyebilir misiniz? Şimdi sorulara bakacağız. Uygun cevapla eşleştireceğiz. A'daki ilk soruyla çözüme başlıyoruz. Is Ella at home? Ella evde mi? 4 numaralı cevap bunu karşılamakta. I'm afraid she is not available at the moment. Maalesef o şu anda uygun değil. Yani telefona gelemez ifadesi kullanılmakta. Dışarıda da olabilir. Bu sebeple A seçeneğinin karşılığını 4 ile eşleştiriyoruz. B'deki soruya baktığımızda who is calling? Kim arıyor? Bunu karşılayan en iyi cevap bir de vardı. I'm Hakan. I'm Tom's classmate. Ben Tom'un sınıf arkadaşıyım. Birinin yanına B yazıyoruz. C'ye baktığımızda would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Bunu da 5 numarayla eşleştirebiliriz. Mümkün olan en kısa zamanda Mina'yı aramasını söyleyebilir misiniz? 5'in yanına C yazıyoruz. D'deki soruya baktığımızda Could you put me through to Mr. Polat? Beni Bay Polat'a bağlayabilir misiniz? 3 numaralı ifade bunu karşılamakta. Of course. Hold on a moment please. Elbette. Bir dakika bekleyin. 3'ün yanına D yazıyoruz. E'deki soruya baktığımızda Why don't you join me and drink coffee? Neden bana katılıp bir kahve içmiyorsun? It sounds great. Harika. E ile 2 numaralı cevabı eşleştiriyoruz. Bu şekilde D bölümünün çözümünü de tamamladık. E bölümünde açıklamamızı okuyarak çözüme başlıyoruz. Circle the correct word. Doğru kelimeyi daire için alınız. Bu soruda verilmiş olan kelime ile doğru kelimeyi eşleştirmeye çalışacağız. Enek bir yumurta demektir. Bunu boil enekme, mi, bake enek mi, hangisi doğruysa bunu daire için almaya çalışacağız. Yumurtayı haşlamak anlamında, kaynatmak anlamında kullanabiliriz. Bu sebeple birinci sorumuzda daire içerisinde alacağımız kelime boil kelimesi olacak. İkinci sorumuza baktığımızda chicken, tavuk, mash chicken, tavuğu ezmek, rahane getirmek, roast chicken, fırında tavuk pişirmek. En uygun ifade roast olacağı için burada roast'u daire içerisinde alacağız. Üçüncü kelimemiz de steak, biftek anlamına gelmektedir. Biftek ızgarada yapıldığı için Grid ifadesi burada en uygun ifade olacağı için grill'i dair içerisine alacağız. Dördüncü sorumuzda sosis. Sosis anlamına gelmektedir. Sosis, steam buharda pişirilmez. Fry, kızartarak pişirilebilir. Bu sebeple dört numaralı soruda fry kelimesini daire içerisinde alacağız. Beşinci sorumuzda cucumber, salatalık anlamına gelmektedir. Verilen fiillere baktığımızda dice, küp küp doğramak, Grill, ızgara yapmak, salatalığı küp küp doğramak en uygun ifade olacağı için dice dair içerisinde olacağız. Altıncı sorumuzda cake. bu eşleştirdiğimizde chop cake, keki doğramak, bake cake, keki fırında pişirmek, bake kelimesiyle uygun eşleştiği için altıncı sorumuzda bake feed'in daire içerisinde olacağız. Böylelikle e bölümünü de tamamladık. Her bölümdeki açıklamayı okuyarak çözüme başlıyoruz. Choose the best answer. En iyi seçeneği seçiniz. Burada çoktan seçmeli sorular bulunmakta. İlk sorumuzda çözüme başlıyoruz. Teenagers usually use their PCs, tablets or smartphones to blah blah with their friends. Ergenler arkadaşlarıyla aşağıdaki ifadelerden birisini gerçekleştirmek amacıyla bilgisayarlarını, tabletlerini veya akıllı cep telefonlarını kullanırlar. Burada with yapısını görmekteyiz. Aşağıdaki ifadelere baktığımızda A seçeneğinde keep in touch with yapısı bulunmaktadır. Arkadaşlarıyla iletişim kurmak amacıyla anlam olarak da yapı olarak da A seçeneği bizim doğru seçeneğimizdir. Diğer ifadeleri değerlendirdiğimizde seçenekler bu boşluğa uygun düşmeyeceği için A seçeneğini işaretliyoruz. İkinci sorumuza baktığımızda bir diyalog konuşması geçmekte. Hello, can I speak to Mary? Mary ile görüşebilir miyim? I'm sorry, she's not available now. Kusura bakmayın, o şu anda uygun değil. Burada bir soru sorulmuş, verilen cevap bakıyoruz. No, thank you. I will call her later. Hayır teşekkürler, ben onu sonra tekrar arayacağım. Bu ifadeye göre mesaj bırakmak ister misiniz şeklinde bir ifade olması lazım ki karşıdaki kişi hayır teşekkürler kendisinin tekrar arayacağını dile getirmiştir. Mesaj bırakmak ifadesi de C seçeneğinde would you like to be a message ifadesiyle görüyoruz. Bu sebeple ikinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Üçüncü sorumuzda which one is true? Hangisi doğrudur? Verilen bilgilere baktığımızda burada bir kompetitif yapısıyla ilgili sorular olduğunu görüyoruz. Seçenekleri tek tek değerlendireceğiz. Doğru ifade hangisiyse biz bu seçeneği işaretleyeceğiz. A seçeneğine baktığımızda Justin Bieber is younger than Dua Lipa. Justin Bieber Dua Lipa'dan yaşça daha gençtir. Justin Bieber'ın yaşına baktığımızda 24, Dua Lipa'nın yaşına baktığımızda 23. Bu ifadeler göre A seçeneği yanlıştır ediyoruz. B seçeneğine baktığımızda Alena Tilki is older than Dua Lipa. Alena Tilki Dua Lipa'dan yaşça daha büyüktür. Alena'nın yaşına baktığımızda 18, Dua Lipa'nın yaşına baktığımızda 23. Bu ifadede yanlış olduğu için B seçeneğini deliyoruz. C seçeneğine baktığımızda Dua Lipa is shorter than Justin Bieber, Dua Lipa Justin Bieber'dan daha kısadır. Justin Bieber'ın boyuna bakıyoruz 1.75, Dua Lipa'nın boyuna bakıyoruz 1.73. Bu bilgilere göre verilen bilgi doğrudur. Dua Lipa Justin Bieber'dan daha kısadır. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneği olacak. Yine son seçeneğe de bakıyoruz. Alena Tekey is taller than Justin Bieber. Alena Tilki, Justin Bieber'dan daha uzundur. Alena Tilki'nin boyuna bakıyoruz 1.65, Justin Bieber 1.75'ti. Bu ifade de yanlıştır. Bu sebeple doğru cevabımız 3. soruda C seçeneği olacak. F bölümünde bu çözümle tamamladık. G bölümüyle de sınavımızın son bölümüne geldik. Buradaki açıklamayı okuyarak çözüme başlıyoruz. Right, true or false. Doğru ya da yanlış olaraktan yanlarına yazınız. Öncelikle verilen ifadeyi değerlendireceğiz. Daha sonra doğru ya da yanlış olarak çözümümüze geçeceğiz. Dear Julia, I'm sending this card from Istanbul. Selam Julia, ben bu kartı İstanbul'dan gönderiyorum. I came to Istanbul last week. İstanbul'a geçen hafta geldim. Istanbul is a very beautiful city. İstanbul çok güzel bir şehir. I think it's the most beautiful city I have ever visited. Bence şu ana kadar ziyaret ettiğim en güzel şehir. There are a lot of historical buildings in the city. Şehirde birçok tarihi bina var. Turkish people are very friendly. Türk insanları çok arkadaş canlısı. The food is excellent. Yiyecek mükemmel. The most delicious food I have ever eaten. Şu ana kadar yemiş olduğum en lezzetli yiyecekler. The main problem is traffic. Temel problem trafik. It's terrible, berbat. I will write again. Tekrar yazacağım. Love Tina. Sevgiler Tina. Şimdi verilen bu kısa kartpostaldaki bilgiye göre doğru ya da yanlış olarak çözümümüze başlıyoruz. Tina is sending the card from Istanbul. Tina kartı İstanbul'dan gönderiyor. Bir ifade doğrudur. Bu sebeple yanımıza true yazacağız. Tina thinks Istanbul the worst city she has ever visited. Tina şu ana kadar ziyaretmiş olduğu şehir olarak İstanbul'u en kötü şehir olarak görmekte. Bu ifade yanlıştır. En iyi şehir olarak söylemekteydi. Buraya false yazacağız. Diğer ifade. Turkish food is the most delicious food Tina has ever eaten. Türk yemekleri Tina'nın şu ana kadar yemiş olduğu en lezzetli yiyecekler. Bu ifade de doğrudur. Buraya true yazacağız. She came to Istanbul a week ago. O İstanbul'a bir hafta önce geldi. Evet last week dediği için bir hafta önce geldiğini anlıyoruz. Buraya da true yazacağız. Son ifadeye bakıyoruz. There aren't any historical buildings in Istanbul. İstanbul'da hiç tarihi bina yoktur. Halbuki kart postalında İstanbul'da birçok tarihi binanın bulunduğunu söylemişti. Bu ifadeler yanlış olduğu için buraya false yazacağız. Bu çözümle yazılı sorumuzun çözümünü bitirdik. Yapacağımız diğer yazılı örneklerini de takip etmek için kanalımıza üye olup bizi takip edebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.